Selam, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle duşakabin içerisindeki şampuanlarımı koyduğum çelik raf paslanmış. Bunun temizliğini yapacağız arkadaşlar. Sizlerin de böyle bir sorunu var ise doğal yöntemiyle pas sorunundan nasıl kurtuluruz onu detaylı şekilde anlatacağım. Kanalımızı ilk defa bu videomuz ile keşfettiyseniz kanalımıza ücretsiz abone olarak zil butonunu açmayı unutmayın. Ve tabii ki videolarımızın devamlı olması adına da beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Dilerseniz detaylı anlatıma geçiş yapalım. Hepimize kolay gelsin. Bir kap içerisine bir su bardağı sıcak suyumuzu ekleyelim. Üzerine bir yemek kaşığı limon tuzumuzu ilave ederek iyice karıştıralım. Uygun bir fıs fıs şişesine karışımı dökelim arkadaşlar. Hazırladığımız karışımı paslı alana iyice sıkalım. Her 3 katta da pas oranı fazla. Şimdi ben iyice sıkıyorum. Bir süre sonra tekrar sıkacağız. Bir süre sonra tekrar sıkacağım. Hazırladığım karışımın hepsini bitireceğim arkadaşlar. Eğer paslı alan daha az ise yarım su bardağı veya bir çay bardağı şeklinde sıcak suyu katabilirsiniz. Üzerine de bir tatlı kaşığı limon tuzu ilave edebilirsiniz. Eğer limon tuzu yoksa direkt limon sıkarak da bu işlemi gerçekleştirmeniz mümkün. Şimdi bu şekilde iyice sıktıktan sonra bir 40 dakika 1 saat kadar ekliyoruz. Minik bir kase içerisine temizlik karbonatı koydum. Yarım limonum var, bunu da alıyorum. Kase içerisine limonumu batırarak paslı alanı karbonat ile ovmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi tüm alanları bir güzelce ovuyoruz. Bu işlemi yaparken limon renginin değiştiğini, pasların da aşağıya doğru aktığını göreceksiniz arkadaşlar. Eğer hala geçmeyen pas lekeleri var ise sert bir sünger yardımı ile ovma işlemine devam edebilirsiniz. Tabii ki limonu sıkarak karbonat yardımı ile. Burada da bakın süngerimizin renginin değiştiğini sizler de görüyorsunuz. Süngerin ulaşamadığı yerlerde kullanmadığınız diş fırçası varsa onunla fırçalama yapabilirsiniz. Ya da internette daralan fırçaları satılıyor. Onunla girintili çıkıntılı yerleri de bir güzelce ovabilirsiniz arkadaşlar. 3 katı da sünger yardımıyla bir güzelce ovduğum ardından direkt durulama işlemine geçiş yapıyorum. Aradaki farkı sizler de göreceksiniz. Tertemiz oldu. Hemen deneyebilirsiniz. Ben bir de son olarak süngerime deterjan döktüm. Bir de o şekilde ovalamak istiyorum. Karbonat kalıntısı, limon kalıntısı kalmasın diye. Tekrar durulama işlemine geçiş yaptım. Bu işlemi pasta yüzeylerin hepsinde kullanabilirsiniz. Eğer bu şekilde de probleminiz varsa hemen deneyin arkadaşlar. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Videolarımızın devamlı olabilmesi adına da beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.